Öncelikle bizim Alevi öğretisinde öncelikle şu düsturumuz çok önemlidir. Eline, beline, diline sahip olacaksın. Yani burada ki ana tema işte çalmayacaksın, kimseye hakkında kötü konuşmayacaksın. Bu mimelde bir bakış açımız var bizim Alevi canların. AKD Genel Başkanı Seher Yılmaz arkadaşımız da çok yerinde bir kararla Antep'e gittiğini, zaten daha önceki bir cemevinde toplantıya biz de katılmıştık. Orada mevzuyu anlatmıştı. Buradan haberimiz var. Ve tamamıyla onun haberi olmadan, yani bu mahkeme sürecinden bile, aslında dava açılma sürecinde bile haberinin olmadığını söyledi. Sonradan da tabii haberi olmuş. Ve ben gerçekten kınıyorum. Yani bir kurumun iç işleyişine karışmaktır bu aslında bir nevi. Ve orada bir yolsuzluk yapılmış. Tabii ki genel merkezde bu yolsuzluğa dair gereken tavrı alacaktır. Bunun akabinde genel merkezdeki özellikle başkan arkadaşımıza böyle bir ceza verilmesi hem doğru değil, hem de bence kanunsuzluktur yani. Çünkü bu o kurumun iç işleyişidir. Ayrıca arkadaşımızın kadın olması daha fazla bir anlam yüklüyor. Yani kadınlara yönelik yapılan baskı, yok sayma hayatın her alanında var. Ben şurada şunu aslında belirtmek istiyorum. Devletin Alevilere bakış açısı bu Osmanlı'dan bu yana, özellikle sonra Cumhuriyet döneminde belli bir kalıbın içerisine sokmaya çalışıyor. Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Vakfı da buna öncülük eden, buna teşne olan bir yapı bana göre. Çünkü onlar devletin dayattığı, resmi ideolojinin dayattığı bir Alevilik modeli, perspektifi sergilemeye çalışıyorlar. Bunu devlet yapıyor ve bunlar da devletle birlikte bunu öncelemeye çalışıyorlar. Aleviliğin devlet eliyle, yani bir inancın devlet eliyle şekillendirilmesi zaten bizim başından beri karşı olduğumuz bir durum. Biliyorsunuz bir dönem Fethullah Gülen cemaatinin cami cemevi projesi vardı ve İzzettin Doğan'la birlikte bunun projelerini hayata geçirmeye çalışıyorlardı. Özellikle Dersim'den bu işi yapmaya amaç edinmişlerdi. Ve gerçekten de halkın direngenliği, işte karşı koyması, itirazı bunu kısmen de olsa engelledi. Ama devletin Aleviler üzerindeki oyunları bitmiyor. Çünkü Alevilik ta yani Osmanlı'dan önce Hristiyan alemi de bu coğrafyada inancı da yaşarken, o zaman bile Alevi inancına karşı bir hoşgörüsüzlük hakimdi. Çünkü Alevi inancı hakikaten çağdaş, sorgulayıcı, biat etmeyen, bir takım değerleri içerisinde barındıran, bütün bu baskı ve zulümlere karşı, yok saymalara karşı inancını bin yıllardır bu coğrafyada yaşatmaya, yaşamaya çalışıyor. Bu da tabii devlet erkinin ve bu erki hayata geçirmeye için uğraşan, başta işte Alevi Bektaşi Kültür ve Cem Vakfı Başkanlığı'nın bu konuda devletle birlikte yol tutması aşikar bir şey. Yani biz bunu zaten yıllardır gözlemliyoruz. Bunu kabul etmemiz ya da şey yapmamız mümkün değil. Bu mübelde yapılan bu ceza da Aleviliği işte derdest etme, Aleviliği belli bir şeyin içerisine alma, hükmetme, ama buna şimdiye kadar hiç kimsenin gücü yetmedi. Bundan sonra da yetmeyecek. Bu coğrafyada Aleviler gerçekten Aleviliği olması gerektiği şekliyle yaşamaya devam edeceklerdir. Biz bütün insanlara karşı olan hoşgörümüz, onları kucaklayış tarzımız, inançlara olan saygımız bu coğrafyada biz yaşadığımız sürece devam edecek. Bizden önce de böyleydi, bizden sonra da böyle olacak. Elimizden geleni yapacağız. AKD Genel Başkanı Seher Şengül Yılmaz arkadaşımıza yapılan bu uygulamanın hiçbir tutarlı tarafı yoktur. Bunu kınıyoruz. Zaten o zaman şunu söylemişti, ben 3 gün değil, 3000 gün de olsa
Giderim cezamı yatarım ama bundan dönmem demişti. Bu da onun kararlı ve ilkeli duruşunu gösteriyor. Saygıyla selamlıyorum kendilerine.